Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Biz bir süredir devam ettirdiğim bir etkinlik vardı. Hani sosyal medya üzerinden kullanabildiğim kadar daha fazla hani LinkedIn, Instagram ya da WhatsApp durum gibi ya da WhatsApp listeleri gibi Kur'an-ı Kerim meali ile ilgili işte kısa kısa ayetler bir grubum daha var. Orada da günde 2 sayfa olmak üzere bir meal paylaşımı yapmaya çalışıyorum. Bir müddettir bunu devam ediyorum. Artık bu yeni oluşturacağım oynatma listesini YouTube'da nasip olursa her gün bir ya da 2 ayet yani kısa olmasına özen gösteriyorum. Çünkü çok uzun olduğunda hani insanlar zamanı dar, sıkılabiliyor. Bu videoyu da bir tanıtım amacıyla gerçekleştiriyorum. Hem nasıl yürüyecek, hangi programları kullanıyorum, hangi meali kullanıyorum bunlarla ilgili bilgi vereceğim. Belki merak eden arkadaşlar kullanmak ister. Bu yüzden bunu oynatma listesinin başına yerleştirmeyi düşünüyorum. Şimdi bunun için kullanacağım program uzun süredir yine kullandığım bir okuma programı var. Yükselis ve RNK diye Risale-i Nur Külliyatı, yine Yükselis de Risale-i Nur Külliyatı ve işte muhtelif eserleri barındırıyor. Bunların içinde de en temeli Kur'an-ı Kerim geliyor. Bu videoyu çekerken Yükselis programının Risale-i Nur okuma ve meal okuma programını kullanacağım. Google Play'den indirebiliyorsunuz. Hani merak ederseniz normalde bunu takip etmek için indirmenize gerek yok. Ben her gün bir nerede kaldığımı işaretleyerek inşallah kısa kısa devam ettirip yaklaşık herhalde bir seneye yaklaş şey özür dilerim. Bir buçuk seneye yaklaştı. Ve güzel dönüşler de alıyorum bu konuyla ilgili. O sebeple devam ettirmeyi, daha da geliştirmeyi hedefledim. Bununla birlikte kullandığım meal içerisinde, yani bu Yükseliş programı nereden almış meali, onu da az önce açtığımızda aslında ilk sayfada gözüküyordu. Kur'an-ı Kerim ve Türkiye Diyanet Vakfı Kur'an-ı Kerim meali. Diyanet Vakfı tarafından oluşturulmuş meal. Hani herhangi bir şey rahatsızlık vermemesi için. Çünkü tefsir meal kısmı girdiğinde aslında çok fazla değişen bir şey yok da yeni yeni şeyler de türemeye başladı. Yani Kur'an'da net geçen bir ayet bakıyorsunuz hani farklı tevillere uğruyor. Mesela bilgi olması için vereyim. Buradan eğer arama butonundan sizi çok bekletmeyeceksem arama butonundan bir bakayım. Ashab-ı Kehf ile ilgili bir örnek vereceğim. Arama butonuna bastığımda birçok ayet geldi. Onun kısa bir örneğini vereyim size. Şimdi örnek olarak yani Kehf suresi 22. ayette Bismillahirrahmanirrahim. İnsanların kimi onlar 3 kişidir, dördüncüleri de köpekleridir diyecekler. Yine 5 kişidir, altıncıları köpekleridir diyecekler. Bunlar bilinmeyen hakkında tahmin yürütmektedir. Bilinmeyen hakkında tahmin yürütmektedir. Bilinmeyen bir şey var. Bizlere muttali değil yani. Kimileri de onlar 7 kişidir, sekizinciler de köpekleridir derler. De ki onların sayılarını Rabbim daha iyi bilir. Onlar hakkında bilgisi olan çok azdır. Öyleyse Ashab-ı Kehf hakkında delillerin açık olması haricinde bir münakaşaya girişme ve onlar hakkında ileri geri konuşan kimsenin hiçbirinden malumat isteme. Bilgi de isteme diyor. Yani onların hakkında hiçbir bilgi yoksa yani ileri geri konuşuyor. Tam bir ehli vukuf değil, bir bilimin ehli değil. Bunların bilgi bile istemeyin diyor. Ama bakıyoruz işte karşımızda geldiği zaman 7 uyurlar, 6 uyurlar. 7 uyurlar, 8. köpekleri işte gibi gibi bazı teviller oluyor. Ama burada ne diyor? Yani sonuçta bu bir ayet midir? Evet, ayet. Bizde de buraya ne diyor? Bu şekilde bir münakaşa olduğu zaman Allah bilir. Yani bu kötü bir şeydir yani iki taraf için de. Bilen için de bilmeyen için de. Allah bilir. Biliyorsa evet doğru daha iyisini Allah bilir. Çoğu ayet-i kerimede de zaten Allah daha iyisini bilir. Allah sizin bilmediklerinizi bilir. Ya da Yakup Aleyhisselam'ın bir evlatlarına Hazreti Yusuf'un kokusunu alıyorum dediğinde ne diyor ona? Diyor ki hani sen bunadın. Hala geçmiş bunaklığındasın. Hala onu tekrar ediyorsun. Hala onun burada olduğunu zannediyorsun. Ama Yakup Aleyhisselam'a daha sonra Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın geldiği zaman gömleği ben size sizin bilmediklerinizi Allah tarafından bana bildirildiği için bilirim demedim diye bir uyarı ihtar veriyor. Yani bunun gibi başka ayet-i kerimeler de var. Benim mesela yakın zamanda yine
Hani kul hakkı diyoruz mesela. Hani bir örnek olarak vereceğim yine bunu. Kul hakkı konusunu. Evet, ilk kul hakkına kimse girmeyi istemez ama bir, sanki nakıs vermek gibi. Hani Allah Celle Celaluhu'nun hani hududunu ya da o kapsadığı rahmaniyetin sınırını bir hudut çizmek gibi. İşte bana kim gelir, nasıl gelirseniz gelin kul hakkıyla gelmeyin diye bir kutsi hadis söyleniyor. Hani hadisin doğruluğunu yanlışını ben tartışmıyorum. Çünkü hadis ilmiyle ilgili hiçbir bilgim yok. Ama Kur'an-ı Kerim'in tamamında hiçbir bilgim yok derken tövbe. Hani elhamdülillah bir şeyler okumaya çalışıyoruz. Kütüb-i Sitte'yi de okuma planlarında takip etmeye çalışıyorum. Ama oraya şu mantıkla bakıyorum. Hani Aleyhisselatü Vesselam Peygamber Efendimiz ne yapmışsa doğrudur. Ne yapmışsa doğrudur. Çünkü hata işleyeceği bir konu gündeme gelmiyor. Niye? Emirle hareket ediyor. Hatta yine geçmiş eserlerde okuduklarımızda hatırınıza gelecektir belki. Aleyhisselatü Vesselam Peygamber bir savaş için çadırda şey yaparken, savaşla ilgili konuları konuşurken gençler ne diyor? Ya Resulallah, bu senin emrin midir? Yoksa Allah'ın emri midir? Allah'ın emriyse tartışmıyorlar. Allah'ın emriyse tartışmayacağız. Tamam, eyvallah yani. Allah demiş, eyvallah. Senin emrinse bizim de reyimiz var. Bizim de düşüncelerimiz var gibi. Allah Resulüne onun Resul olduğunu, önder olduğunu ama fikir muvazenesine, fikir tartışmasına onu dinleyenlerin de rey olduğunu söylüyor. Ama Allah emrinde kesinlikle şeye girmiyorlar. Şimdi kul hakkına geri döndüğünde yine bir ayetle size örnek vereceğim. Burç suresine, yani burçlarla ilgili Allah'ın gökyüzünde olan burçları ile ilgili ayet-i kerimede şöyle diyor Rabbimiz. Bismillahirrahmanirrahim. Burçlara sahip gökyüzüne, geleceği bildirilmiş olan güne, o günde tanıklık edene ve edilene and olsun ki ateşle dolu hendeğe atılanlar. Bakın burası dikkat çekici bir nokta. Ateşle dolu hendeğe atılanlar öldürüldü. Parantez içinde müfessirin meali yapan kişinin bir notu var. Yakılarak öldürüldü hendeğe atılanlar. Onlar, yani yakanlar da başlarına oturmuşlar, müminlere yapmakta oldukları işkenceyi seyrediyorlardı. Kısaca yine şeyi de okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدًا وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ. Yine bu ayetin devamında 8 ve 9. ayette Bir suresinde onlardan sırf göklerin ve yerin mülkü kendisine ait olan aziz ve hamid olan Allah'a iman ettikleri için intikam aldılar. Yani o öldürülenler sırf Müslüman oldukları için öldürüldüler. Bugün de aynı şeyleri yaşıyoruz. Oysa ki Allah her şeyi görür. Bakın, her şeyi görür, her şeyi bilir. Şimdi 10. ayet önemli. Zaten ben buraya da bir not eklemişim. Not eklemişim. Şimdi kısaca ayeti okuyalım yine. 10. ayet. İnnellezîne fetenu'l-mü'minîne vel-mü'minâti sümme lem yetûbû felehum azâbun cehennem. Azâbu cehenneme ve lehum azâbun-harîk. Şüphesiz inanmış erkeklerle inanmış kadınlara, yani mümin erkekler ve mümin kadınlara işkence edip, bakın çok önemli bir yer yine. Sonra tövbe de etmeyenlere. Yalnız buradaki tövbe kavramı hani ettiğinden yanan, pişman olan, yani nasuhi tövbe denilen, daha doğrusu hani böyle çok bilinmeyen kelime de söylemek istemiyorum da, yani tövbe ediyor. Şimdi hepimizde bir vicdan var. Vicdan dediğimiz hani Müslüman ya da diğer ateist de olsa, vicdan dediğimiz ya da bilimin de hani bu konuda çalışmalar yaptığı, içimizde bizi rahatsız eden o ses. Şimdi tövbe ediyoruz. Sonrasında bunu yapmaya devam ediyoruz. Bu böyle doğru bir tövbe yaklaşımı. Yani hata ettim, affet beni ya Rabbi. Yani burada şimdi tövbe eden bir insan var. Yani pişman oldum diyor. Şimdi kul hakkı var adamın üzerinde. Birinin hakkını yedi. Bilerek ya da bilmeyerek.
Şimdi burada daha ağır bir itham var. Yani işkence etmişler, öldürmüşler insanları ve pişman olduğunu söylüyor, tövbe ediyor. Elbette bu insanların hakları, yani o öldürülen inanmış erkekler, inanmış kadınların hakları bunların üzerinde baki kalmayacak. Bunlar ahirette o mahşeri kübra, o büyük mahkeme, nasıl burada bir mahkemeye gidiyoruz, ellerimiz böyle hani affedersiniz bağlayıp duruyoruz. Bir mahkeme huzurunda bile hani sıkılgan şekilde duruyoruz. O büyük mahkemede ne halde olacağız kim bilir. Hani insanlar yaptıklarını zaten unutmayacak, unutturulmayacak, hatırlatılacak. Ne diyor? Elleri belki de, vücutları, azaları onlara belki değil, hani ayet-i kerimede geçen kesin bir delille azaları konuşacak diyor. Konuşturulacak. Bugün de görüyoruz, bakın işte daha önce elde bir şey görmüyorduk. Hani bu sadece bir el. Öyle görüyorduk. Ama daha sonrasında bilim geliştiğinde bunun içindeki hücreleri baktığımızda her bir lisan haliyle zaten konuşuyor. İşlerini yapıyorlar, görevlerini yapıyorlar. Bunun gibi bize anlatacaklar. Ne yaptıklarını anlatacak her bir zerre. Diyecek ki bunu işledi. Şimdi ama burada şu var. Tövbe ettiği zaman yani kul hakkıyla benim karşıma gelme. Tövbe ettiği zaman bunu ayet-i kerime ne diyor? Diyor ki affedecek Allah Celle Celaluhu. Tövbe ettiğinde gerçekten pişman oldu. 100 tane adam öldürmüş mesela. Adam öldürmüş adam. Yani bizdeki kul hakkı dediğimiz şey ne? Adam mesela parasını kandırmış, şunu yapmış, bunu yapmış. Diyor ki o benim kul hakkımı yedi, artık diyor cennete gidemeyecek. Böyle hükümler veriyoruz kendimiz. Ya da işte şu sözü söyledi, cennete giremeyecek ya da cehenneme gidecek. Böyle bir tavır yapıyoruz. Yani cennete gidecek, cehenneme gidecek adamı kim bilir? Allah Celle Celaluhu bilir. Yani bizim bilme noktamız bu noktada mümkün değil. Hani sadece zannediyoruz. Yine zanla ilgili de birçok ayet var. Başka yerlere de konu gidiyor ama onlar sadece zannederler diyoruz. Zannederler. Yani bu konuyla ilgili hakiki bir bilgileri yoktur. Burada biraz beri durmak lazım. Yani işte o acizlik dediğimiz, külliyata da çok çok geçiyor Risale-i Nur'da. Acizlik dediğimiz hususu gözümüzün önüne almamız lazım. O yüzden geriden yani daha sulh kerane diyorlar, yani barışçıl yollarla, barışçıl yollarla meselelere yaklaşmamız gerekiyor. Yeri gelmiş, yani barışçıl yol dediğimiz şeyde de hani bazen sözle söyleniyor bu ama fiiliyatta bunu benim okuduğum kitaplardan, hani farklı akımlara da işte solcusundan, sağcısından okuduğumuz farklı akımlarda kitaplardan en çok etkilendiğim Risale-i Nur Külliyatı olmuştu. Hani şimdi bu, o eserleri okumadan eleştirmek hakikaten çok cahillik mertebesinde bir durum oluyor. Çünkü konuyu bilmiyorsun, bilmediğin konu hakkında yorum yapıyorsun. Bu kötüdür, bu iyidir diye. Elhamdülillah bu kitapları okumak nasip oldu. Ve Üstad'ın o sulh kerane bakışı, yani barışçıl bakışı, kitaptaki tabiri, bu yanlış anlaşılmasın, bazen arkadaşlar arasında yanlış anlaşılıyor. Müsbet hareket, yani bilinmeyen kelimeleri söylememeye gayret ediyorum ama okuduğumuz kitaplar illaki sirayet ediyor. Hani bunu işte ben çok biliyorum manasında değil. Hani belki de o camianın içinde en az okuyanlardan biriyizdir. Veya çok okuyoruzdur ama anlamıyoruzdur. Onunla amel edemiyoruzdur. Bu noktada hani bilgim var manasında söylemiyorum ama bana kattığı en büyük değerlerden biri bu. Ve bundan da gerçekten çok memnunum. O yüzden de gördüğüm herkese tavsiye etmeye çalışıyorum. Hani bakın böyle bir kitap var, okuyun, tartın. Yani hani eleştirin diye söylemiyorum. Hani okuyun, tartın. Bazı insanlar var mesela işte bana Das Kapital'i oku kardeşim bakalım burada ne hatalar var. Yani sırf okuyabilmiyor. Ben de okudum, hani şey yapmadım, okudum ama arkadaşa da söylemişim bunlar ama adamın amacı ne? Hani ben onu o kitabı okumuş olayım. Yani belki etkilenirim. Gayesiyle sonra ben bu gayede değil. Gerçekten okuyun. Hani istifadeli olduğunu kendimde görmüşüm. Arkadaşlarımda görmüşüm. Siz de faydalı bir şey görseniz değil mi? İnternette mesela bunu da yapıyoruz. Mentörlük görevi yapmaya çalışıyorum bazı zaman. İşte internette yeni bir bilgi edinmişim. Hemen diyorum ki arkadaşlar işte bakın lisanssız yazılımlarla ilgili neler yapılabilir? Yani herhangi bir lisans parası ödemeden, yani krektir, şudur budur, bu şeylere girmeden, hani illegal yollara girmeden neler yapılabilir? Hangi program kullanılabilir? Bunlarla ilgili yeni bilgi öğrenmişsem hemen arkadaşlara yaymaya çalışıyorum. Çünkü güzel bir bilgi değil mi? Yani normalde 3 bin, 5 bin, 10 bin lira para verecekken bunu sadece gönüllülük esasıyla yapan open source dediğimiz bir kavram var. Açık kaynak yazılımları ya da açık kaynak dünyası. Ya adam bunu ücretsiz olanı yapmış. İstifade et yani bundan. Sen de öğren, sen de yap gibi gibi. Bunun gibi imani konularda da yani bizim nasıl bu dünyaya çalışıyoruz, ahirete yönelik de
ahirete yönelik de bazı çalışmalarımız var hepimizin. Kimi namaz kılar, hacca gider, şunu yapar, bunu yapar. Kimi namaz kılmaz ama başka bir şeyle hani insanlar iyi olmayı davranmayı, iyi davranmaya çalışır. İşte bazı arkadaşlar tanıyorum mesela yine solcu takımı diyorlar ya hani sağcı takımı, solcu takımı. Yani kendilerini de bazı noktalarda eleştiriyor. Hem bizim sağcılardan hem yine bizim solculardan. Hepsi çünkü kardeşimiz bizim. Hani birini öteki, birini öteki diyemeyiz. Hepsi çünkü bu milletin, daha doğrusu bu arzın, yeryüzünün insanları. Hepsini hakikaten seviyoruz. Bizim bize düşmanlık etmiyorsa. Şimdi çok yakın bir arkadaşım işte komünist ama iyi anlaşıyoruz. Hani ortak müşterek noktalarımız var. Ama bakıyorsun bana zarar vermeye çalışıyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de yine bir ayet-i kerime diyor. Onlar kötü sözlerle karşılaştıkları zaman selam derler geçerler diyor. Kardeşim bundan sonra görüşmeyelim. Bak ben sana selamun aleyküm diyorum. Sen bana bunları söylüyorsun. Yani yaşadığımız bu olaylar da var. Evvelinde bilmiyorum hani bu kitapları okumasaydım nasıl davranırdım. Allah bilir artık orasını ama bunları okuduktan sonra bakıyorum ona, ama adam da bilmiyor diyorum. Hani hatası olabilir. Bilmiyor. Ben ona göre davranayım. Herhangi bir maddi gayem de yok bu konularla ilgili. Hani kısaca olayları bir perspektif, bir açış bakış açısıyla anlatmaya çalıştım. Biraz uzun da olmasın, artık sonlandırmayı, nihayet erdirmeyi Allah Celle Celaluhu'ndan diliyorum. Sizlerden ricam, bu oynatma listesini takip etmek isterseniz, hani kanala hem abone olun hem de bildirim seçeneği gibi bir şey var. Onu da göstermeye çalışayım. Müsaadeniz olursa, çok az bekletiyorum. YouTube'a girdiğiniz zaman yani Abdülhalim diye aratınca ben de belki hani şu an kendi kanalımdan hani oturum açtığım için direkt beni göstermiş olabilir ama yani Abdülhalim yazdığınızda bulabileceğinizi tahmin ediyorum ya da ne bileyim Yaban Mersin diye bir şey daha önce çekmiştim. Oradan da kolay ulaşılabilmesi açısından şu benim çektiğim bir videoydu. Hani Abdülhalim'e tıklayıp kanalına buradan abone ol deyip daha sonrasında bir bildirimle ilgili bir menü var. Hatta onu başka bir şeyle girmeye çalışayım ama çok da uzatmak istemiyorum dediğim gibi. Hani abone ol dediğinizde altında da hatta videoda daha kolay görürüz herhalde. Ben bakalım. Şurada işte abone ol butonu var mesela. Buna tıklayıp artı şuralarda bir yerde de bir bildirim seçeneği var. Onu tıkladığınızda tüm içeriği göster dediğinizde herhangi bir şey aldığınız yani video yüklediğimde ben bu playliste onda da dediğim gibi ayet ve Risale-i Nur'la ilgili ayetten bir iki ayet Risale-i Nur'dan bir sayfa okumaya çalışacağım. İnşallah memnun olursunuz ya da şöyle diyeyim inşallah birileri istifade eder. Bu daha doğru bir yaklaşım olur. Benim anlatabileceğim bu konuyla ilgili şimdilik bu kadar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Görüşmek dileğiyle. Kapatırken de son şeyi de kapatalım hatta. Burayı da zaman zaman kullanıyorum. Aklıma takıldığı zaman. Kur'an-Diyanet.gov.tr Kur'an-ı Kerim bu sayfadayken kapatalım. Fatiha suresinde. Evet. Hoşça kalın. Görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm.